Evet arkadaşlar, bugün size Kenar Ortay'ı anlatacağım. Hani o her şeye, bütün merkezlere atladığınız şey var ya, hani ağırlık merkezi yapıyorsunuz değil mi? Onun etkinliğini yapacağız şimdi. Bak, şimdi burada ne görüyorsun? Bu ne? Şu çizgi. Şu çizgi ne çizgisi? Yükseklik. Yükseklik mi? Ama bak şimdi şurada ne var? Bak şu an şunun anlamı ne? Açıların eşitliği değil mi? O zaman bu ne demek? Açı ortay. Açı ortay. Açı ortayların, bak bu da açı ortay. Bak şurada bir tane şey var, bir nokta nokta gelmiş, gördün mü? O da açı ortay. Açı ortayların kesişim noktası ne olabilir? Ne merkezi? Açı ortayların kesişim noktası. Evet, genelde buna ne merkezi yapıyorlar? Ağırlık merkezi yapmayan çok. Bu sınıftan kimse atlamadı. Hepiniz süpersiniz ya. Geometri. Ayşe, sineği havada yakaladı. Peki. Eskiden de bizi yakalıyordu. Yani. Bak. Peki ağırlık merkezi olduğunu zannedenler. Burada gerçi yokmuş ama. Hepiniz acayip geometri enerjisi yüksek öğrenciler tabii. Adamlar hiç adamlık yapmıyor. Bak. Acaba bu ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi ise böyle dengede duracak değil mi? Bak. Şurası dengede duracak. Dengede durur mu sizce? Elimi kaldırınca. Durmadı, düştü. Demek ki açı ortayların kesişim noktası ağırlık merkezi değilmiş. Bak elimde bir üçgen daha var. O da ne oluyor? Bak tam orta noktasını görüyor musun? Bak şöyle şuradan katladığınız zaman bak böyle burası orta nokta. O orta noktayı bununla birleştirdiğim zaman bu kenar ortay anlamına geliyor. Bu da kenar ortay değil mi? O zaman kenar ortayları kesiştiği nokta eğer ağırlık merkezi ise bunu böyle buradan tuttuğum zaman ne olacak? Dengede duracak değil mi? Şimdi bakın gördüğünüz gibi ne yaptı? Dengede durdu değil mi? O zaman demek ki ağırlık merkezi neymiş? Ağırlık merkezi kenar ortayları kesişimi. Anladık mı? Peki ben bunu şimdi bunun üstüne böyle koyduğum zaman acaba ağırlık merkeziyle o açı ortayların kesiştiği nokta farklı bir nokta mı? Bak şimdi şöyle ışığa tutalım mesela. Şuradaki ışığa tuttuğum zaman bak hafiften görünüyor bak. Bunların kesişim noktası ağırlık merkezi şurada. Görüyor musunuz? Bak farklı nokta. Bak ağırlık merkezi burada. Arasında neredeyse 2 santim falan fark var. Değil mi? Fark var. Ceza değil mi? Fark var. Bak 2 santim fark var. Demek ki başka bir nokta bu. Demek ki her noktaya ağırlık merkezi yapmayacak. Peki insanların ağırlık merkezi neresidir sizce? İnsanların ağırlık merkezi? Ayakları. Şimdi ayağının üstünde dengede duruyorsun evet ama o ne anlama geliyor? Şuradan gelen çizginin üzerinde bir yerde. Ama acaba nerede? Omurga. Tam olarak göbek. Tamam. Göbek insanların ağırlık merkezi. Şimdi bak şimdi. Şuradan size bir tane bir üçgen çizeyim. Bak bu üçgen benim üçgen vücudum. Tamam arkadan göster. Üçgen vücut görsün. Evet, kanatları falan şişirdim. Gördün mü? Üçgen vücudum gördün mü? Evet. Oğlum nereye bakıyorsun ya? Kim o? Üçgen vücudu ne olacaksın ya? Allah Allah. Tamam, nereye bakıyorsun? Bak burada da kafam var. Tamam mı? Kafam buraya kaslı kollarımı çiziyorum. Bu bir hafta sonunca spor sonucu mu ya? Zaten İTÜ'deyken fitness kulübündeydim. Orada bayağı ağırlık kaldırdım. Annem şey diyordu. Sana desem ki şuradan bana 5 litre su getir, balkon yapacağım. Getirmezsen orada ameliye gibi 150 kiloyu kaldırıyorsun falan diyordum. Ama fitness öyle bir adam. Amelilik ya. Peki şimdi gençler ne dedik? Dedik ki bu arada bu benim ayaklarım. Bak şurada ayaklarım var. Palet. Evet. Şimdi benim göbeğim de burada. Bakın şimdi. İnsanlarda da ağırlık merkezi 1'e 2 oldu. Bak burada bir yanlış ya. Bak K'ya 2K, M'ye 2M. Bak şimdi ölçüyorum. Kendimi ölçüyorum. Bak buradan başlıyorum ölçmeye. 1, 2 karış. Göbeğim şurada. 2 karış buradan. Bak buradan aşağı ölçüyorum. Bu kurala göre kaç karış çıkması lazım? 2. Yok burası 2 karış çıktı. 1 karış. 2 katı çıkacak. Bak orası M, burası 2 M. Buradan 4 karış çıkacak. Bak sayıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Gördünüz mü? Evet. Yani insanlarda da üçgendeki oranın aynısı var. Hatta kazıklı boyaları diye tarihte bir şerefsiz var diyorsunuz. İnsanları böyle göbeğinden asıyormuş. Yatay bir şekilde adam dengede duruyor. Sonra bir düşüyor. Artık ağırlık tutmuyor burayı. Bir sıkıyor şurayı.
bağırsakları böyle 5 metre yukarıda kalmış adamı yere düşürmüş. Ama tabii onun intikamını Stoemet ona kaza oturtarak değil mi? Almış. Peki şimdi bir tane soru çözelim bari. Bir tane soru çözelim. Şimdi bir ağırlık merkezi olabilmesi için bir kere her G harfini atlamayacağız. Tamam mı? Her G harfi ağırlık merkezi anlamına geldi. Biraz daha dik çek böyle. Kameraman gel böyle dik çek. Tahtayı dik çek. Evet. Şimdi burada bir noktanın ağırlık merkezi olduğunu anlamak için iki tane ispat gerekiyor bu araba. Bir tanesi bu. Değil mi? Diğeri ne peki? Bunun bak kenarortay olduğunu söylemiyor. Bura belli değil değişeceğini. Diğeri ne olabilir? Yok, o da şu bak. 1'e 2 oranını vermiş ya. Bir tanesi aynen o. Bir tanesi de şuranın orta nokta olması. Böylece iki tane delil ile bu G'nin ne yapmış olduk? Ağırlık merkezi olduğunu anlamış olduk. Peki bu DC ne olacak? DC. Yok, sonuçta bu çizgi kenarortay değil mi? O zaman bu 7 ise orası da 7. Aynen bu da 7 olacak. Çünkü hani kenarortay ya eşit, değil mi? Peki şimdi buraya K dersen bu üstündeki ne olacak? 2K olacak değil mi? Tamam. E şimdi adam bu AD'ye ne demiş? 12 birim. Yani bu neye eşit? 3K'ya değil mi? O zaman 3K 12 ise 1K ne yapar? 3'ü bölü olarak diyor. 4 değil mi? Bak burası 4'müş. Şimdi ne diyor? GDC'nin çevresi diyor değil mi? E bunları ne yapacağım? Hepsini toplayacağım bak. 7, 4 daha 11. 10 daha ne yapıyor? 21 değil mi? Peki bir tane daha soru yapalım. Sonra dur daha güzel bir soru. Mesela ne yapacağız? Yarım kalan çizgileri uzatmak. Şimdi şurayı böyle uzattığın zaman bu ne yapacak? 18 kök 2'yi 2'ye ayıracak değil mi? Kaç bunun yarısı? 9 kök 2 değil mi? Şimdi 45'in karşısı 9 kök 2 ise 90'ın karşısı ne oluyordu onu hatırlıyor musunuz? Bak onu unutanlar için tekrar anlatalım şöyle. Bak burası 45 derece ise bu da 45 ise burası x, x ise bu 90'ın karşısı ne oluyordu? X kök 2. Değil mi? O zaman burada 90 burası değil mi? Burası o zaman ne yapacak? 9 kök 2'nin kök 2 katı olacak. Değil mi? 9 kök 2'nin kök 2 katı da ne yapar? 2 çarpı 9'dan 18. Değil mi? Yani şurası 18 yapacak. O zaman demek ki bu k, burası da 2k ise 3K eşittir 18'den 1K ne yapar? 6 yapar abi. Değil mi? 2K'da ne yapıyor? 12. Peki bu soruların çözümünün devamı zaten YouTube kanalımda var. Oradan izlemek isteyenler izleyebilir. Bir dahaki derste görüşürüz. Hoşçakalın.